Evet, günaydın arkadaşlar. Gırdın, gırdın. Mahallede çalışma var. Sesten dolayı özür diliyorum. Temel atıyorlar. Mecbur kırmalara lazım. Yeni kalktım. Saat 12.1'e girdi. Bir kahve içelim. Kendimize gelelim. Evet, sonra güzel bir antrenman yapmam lazım. Kahvaltı yapmadan da evden çıkabilirim. Çünkü kahvaltıyı bir daha eritmek zor olur. Uzamış olacağım ben çünkü kendimi duyuyorum. Ya bu ses olayı var ya. 2 haftadır böyle. Dan 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 dan. Evet. Evet, güzel bir kahve yapalım. Sonrasında bugün hafta sonu. Hafta sonu antrenmanı ne olabilir? Tabii ki de omuz olur, kol olur. En sevdiğimiz. Evet. Pati. Benim patim uykudan uyanmış. Çok uzundur kendisi. Testten bak bir hayata bu sabah. O da benimle yatar, benimle kalkar. Şu an acıkmış. Biraz yoğurt verelim ona. Normal mamalardan. Otursun biraz. O hayvan da çeşit arıyor yani. Çeşit yemek istiyor. Yani sadece mama hayvan boğulmuyor. Biz süt veriyoruz, yoğurt veriyoruz. Öyle normal yemek vermiyoruz. Çünkü bu da onun sağlığına zarar verebilir. Ağzını baharatlı bir şeyler. Hayvanlara vermemek lazım. Tatlı da zaten vermemek lazım. Biliyorsunuzdur. Hayvan bakanlar. Çok nadiren dondurmama sataşabilir. Dondurma artık yemiyoruz. Tabii diyete girdik. Böyle beyazından biraz yer. Tatlıyla arası yoktur. Evet, kahveniz yapalım, içelim. Ben bu tarz kahveler pek içmem arkadaşlar. Bunu aldım. Bir tane içtim. Veya Starbucks'ın kahvelerinden alıp içtim. Çok güzel oluyorlar. Starbucks'ı tercih etmek tabii ki daha iyi. Çünkü bunda şeker var. Starbucks'ın içinde yok. Biraz bir bitter yedim. Bu sabah da zaten şimdi onu nasıl bekliyorum. Biraz yanında bitter yedim. Zanını çekiyorum. Skvota yemeyelim. Yoğurt, süt ürünleri yemeyelim. Bayağı oldu. Ramazan'dan beri buyurdu. Bıraktık artık. Ramazan'dan sonra keseceğim demiştim. Kestim. Şu an artık form tutma zamanı. Beslenirsen vücut yaparsın. Temiz beslenirsin. Beslenmezsen bir alt yapmazsın. Gider gelirsin. Ancak milletten konuşur durursun. Vücut yapmak kolay değil arkadaşlar. Bize uyan herkes oluyor. Daha yeni arkadaşı böyle form tutturdum. Ne kadar süre? 4. hafta. 5. haftaya gidiyor. 13 kilo aldı. Şu an kilo almadı. Form tutma zamanı derken form kilo alarak da tutulur. Yani şu an vücudunda biraz yağ ve su olabilir ama normal. Şu an bağ döneminde böyle 12 haftada 4 hafta, 5-6 hafta daha bu sisteme devam. Sonrasında bir dinleneceğiz. Sonrasında üzerine bir 12 hafta daha. Yani şöyle diyeyim sizlere, 1,5 sene o arkadaş, 1,5 sene sonra o arkadaş makine gibi olacak. Biraz süreç, biraz sabır ve disiplin. Yani söylediğinde uyurdum arkadaşlar, oluyor. Şöyle 3 çay kaşığı atıyoruz.
Ben de yeni sistemi başlattım sayılır. Bugün bismillah dedim. Birebir ben ilgileniyorum arkadaşlar. Evet, videomu da size izleteyim. Instagram'da son paylaştığım post arkadaşlar. Yani güzel olduğunu düşünmüyorum. Yaptık bir şeyler, bakalım nasıl olacak, ne bitecek görelim. Laptopu da ilana koymuşum. Ben de şimdi 3 tane laptop var. 3'ü hani gereksiz. Bir tanesini satmak istiyorum. Ya adam da son ne olur, son ne olur, son ne olur, son ne olur. Piyasadan zaten 4000 TL uyguna yazmış. Ya son ne istiyorsun sen yani? Diye sesli mesaj attım. Adam da böyle bir şey beklemiyordur herhalde. Yani 100 lirada, 150-200 liradan almayayım yani yol parası. Bu insanlar bu bir malın ederini yani kendilerine akıllı sanıyor insanlar. Hiç etmesin, her şeyi yapıyorlar. Tamam. Bir var ki kötü kullanılmış olur. Ama sıfır gibi demek sıfırın aynısı demek. Piyasadan da 4000 lira uygun demek. Yani bu kelepir fiyat demek. Ben hemen atılırım yani bir şey alacak olsam. Ama insanlar böyle olmuyor işte. Evet, şimdi dediğim gibi kahvaltı yapmayacağım. Bu videoda devam etmeyi düşünüyorum. Spor salonundan kesitler paylaşıyorum. Abla, al kediye bir şöyle bir baksana. Ve ağzından değişik bir şey çıkıyor. Yalan niye diyorsun? Ama ne ağzından bir çıktı bu değil mi? Kedi tabi sıkmış yanı, şerefsiz hali. Salak salak ne konuşuyorsun? Buna bir şey olsa bana mı dersin? Evet arkadaşlar. Pazar günü evdeyiz. Dinleniyorum. Bugün antrenman. Video için evde bir egzersiz, eğitim videosu yapabilirim. Onun haricinde antrenmanım yok. Dinleneceğim. Haftada 2 gün dinlenmenizi tavsiye ediyorum. Oynadığımda tek oyun Clash of Clans.
12 yıldır. Oyunun çıktığı ilk yıldan beri oynuyorum. Şu an köyüm full. İstilerimin hepsi de boş. Burada duvarlar var. İki tane de tuzağım var. Onları inşaata verince bu iş bitecek abi. Bakalım bu. İki leveli kalmış. Onu veriyorum. Burada bir barbar kralım ve hava bombası var. Onlar da son levellerinde zaten. Barbar 71'de. Oynayanlar bilir. Evet. Dün antrenmanımı yaptım. Zaten kesitler var. Dünde kaldı. Düzenleyip atamadım. Bugün devam ediyorum. Pek bir şey yok yani. Aktif bir şeyim yok. Eve geldim. Öğünlerimi yaptım. Beslendim. Diyet sürecindeyim ama öyle fazla kasmıyorum. Sabah mesela börek yedim ama yağsız fırında börek. Kalorisi düşük oluyor. Yani yediğiniz şeylere dikkat edin. Mesela fırından, pastanelerden aldığınız börekler değil. Mesela A101'de böyle ince bir börek var. Kalorisi düşük olduğunu düşünüyorum. Tabii yediğinizde yakabilmeniz lazım. Veya kardiyo yapmanız lazım, antrenmanınızın sert kesmesi lazım. Benim vücudumda o kalmıyor, ben buna eminim. Bunu sağlayabiliyorsanız siz de böyle öğünler yapabilirsiniz. Ama ilk öğünün günahı olmaz. Sabah yedim, şimdi bu saatten sonraki öğünüm temiz olacak. Yani bu dönemlerde yemezsem sonlarda hiç yemeyeceğim. O yüzden daha 114 gün falan var, şimdiden kasmaya gerek yok. Şimdiden böyle kaçamaklar olacak. Çünkü gün içi tempom oluyor, yani enerji ihtiyacım oluyor. Yani yemeyince insanın keyfi olmuyor arkadaşlar, kısaca öyle söyleyeyim. Sonlara doğru ruh gibi oluyorum mesela. Yatıyorum, kalkıyorum, böyle keyfim yok, hareket edemiyorum. Çünkü istediğimiz besinleri alamıyoruz. Bizi yaşatacak besinleri alıyoruz ama bunlar da bize keyif vermiyor. Örneğin ben bir tane çikolata yesem çok mutlu olabilirim yani ama yemediğim için o son dönemlerde çok mutsuzum mesela. Diyet bozduğumda kendimi çok iyi hissediyorum. Bu direkt vücuduma da yansıyor. Bu son yarışımda iki defa diyetimi bozdum. Yani inanılmaz bir vücut etki veriyor yani. Böyle pat duruyor, çat duruyor. Her tarafta var damar. Yani arada böyle iyi geliyor ama temiz, uzun vadede böyle bir temiz gitmiş olmanız lazım. Sonrasında diyetinizi bozarsanız o tarz etkiler alıyorsunuz. Ya ben bir hafta yemedim, öyle bir etki bekliyorum. O da olmaz. Yani iyice rezervleri boşaltmanız lazım ki o etkiyi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size harika kardiyo aletime yaptığım sistemi göstereceğim. Şimdi laptopu buraya takıyoruz. İster kulaklık takın, ister buradan dizinizi açın. Bu benim sistemim, yerli bir sistem. Patentini almak istiyorum. Bunu neden yaptım arkadaşlar? Burada TV var. Yalnız Netflix'te veya diğer uygulamalarda istediğimiz diziler olmayabiliyor. Güncel dizileri izliyorum. Böyle bir sistem yaptım. Buradan kulaklığı takabiliyoruz. Sıkılmadan kardiyomuzu yapıyoruz. Böyle içine oturtmalı. Tabii dikkat edin. Yine laptopunuz düşmesin. Böyle bir sistem. Veya makineye gidip yeniden alıyorsunuz. Bir 70.000 TL veriyorsunuz. Veya böyle 5 liralık bir sistemle günü kurtarıyorsunuz. Evet. Ben biraz kardiyo yapacağım. Sonrasında görüşürüz. Bazak antrenmanındasın. Aynen, bitmiyor. Bitmiyor değil mi? Harun, sen terlemiyor musun hiç?
Ben mi? Yalan niye konuşuyorsun? Yakışmıyor sana, yalan bozar seni. Oyun ettin sen. O zaman giriyor. Gir, başla. Evet, overall gelir, overall. Bu bacaklara overall gelir. Evet, 65 kilonun şampiyonu. Evet, reis. Bu sene de şampiyon mu olacaksın abi? Kısmet, bakacağız. Gelecek adamlara bağlı. Evet, bu sefer... Yani bizden iyi adam gelirse... Yapacak bir şey yok, biz elimizden geçecekiz. Bu sefer dünya kaçıncısı olacaksın? En son 9 oldum, bu sefer hedefim 8. oldu. Kısmet, inşallah aklımıza iyi başarı olur, iyi dereceler olur. İnşallah. Geleceğiz, göreceğiz. Bakın senden yaz. De bir şey bekliyoruz bu sene artık. İnşallah. Klasikte uğurum. Hep bize gelmezsin, senden de bir şey bekliyoruz. Yan yatmazsak olacak inşallah. Sağ olsun. Abi. Söz mü? Söz. İlk altıya gelemezsen sana da atmayız bu sene. Tamam. Üzüyor be, ilk altıya girememek üzüyor ya. Güzel, o kadar emeği ama... Çok emek veriyorsun. Sadece ben bisikletle biraz seçimde hata yaptım. Evet, siklet seçimi de abi, her şey orada bitti. Sen zaten abi biliyorsun iç içesin şeylerle, hakemlerle. Evet, siklete uymadın mı abi? Aynen. Ya mesela o son yarışmanda sikletindeki en kuru adam sen. Bariz. Mesela orada sen hard body ile klasik yarışıyorsan belki oğlunla bile kapışacaktın. Ne abi? Orada parmakla eliyorlar seni işte. Siklete uymuyor diyor. Çık. Yandan beri değil mi? Evet. 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 Zaten bir şey konuşuyor. Baba. Oo, sen bana bunu da tutmam ben de. Yok. Ya nasıl oldu ya bu şey? Bu imkansız oldu. Nasıl? Bir sen de bak. Ben 100 kilo kadar. Ben büyük bacağı.